Sinema Defterim kanalına hoş geldiniz. Film başlıyor. Bu adam her gece genç kızın boyunu ölçüyor. Çünkü kız 17 yaşına girdiğinde eğer belirli bir boya gelirse onunla evlenebilecek. Balık tutmak isteyen insanlara teknesiyle rehberlik yapan yaşlı adam, küçük kızla tam 10 yılını geçirdi. Ve küçük kız 10 senedir bu tekne dışında hiçbir yer görmedi. Kız şimdi 16 yaşında ve artık evlilik çağına girmek üzere. Bu yüzden yaşlı adam genç kızın doğum gününü iple çekiyor. Kız küçük yaşına rağmen oldukça güzel bir kızdır. Bu yüzden de tekneye binen misafirlerin ilgisi her zaman genç kızın üzerinde olmuştu. Tekneye gelen bu iki adam kızı beğenir ve kucağına oturtur. Adam kızın göğüslerine dokunurken bir anda önüne bir ok saplanır. Bu uyarı okun sahibi tabii ki yaşlı adamdı. Kaptan için kız kırmızı çizgisiydi ve onun hayatında bu kızdan başka kimsesi yoktu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kaptan ile küçük kız arasında neler olacağını merak edenlerle filmin ikinci bölümünde buluşalım. Bu iğrenç adam kızı kolundan yakalar ve onu kucağına oturtur. Kıza şaka yapıyormuş gibi davranıp göğsüne dokunmaya başlar. O sırada önüne bir ok saplanır. Bu okun sahibi geminin kaptanı olan yaşlı adamdır. Kız adamın kucağından kalkar ve kaptanın attığı oku alıp oradan uzaklaşır. Kaptan kızın reşit olması için gün sayıyordu. Fakat kız artık büyümüştü ve tekneye gelen misafirlerin oldukça dikkatini çekiyordu. Bu adamlar kızı videoya alırken, onun elbisesinden içeri canlı balık atarlar. Onları uzaktan izleyen kaptan yine biri ok atar ve kızı adamların elinden alır. Kız 10 senedir yaşlı adamla birlikte bu teknede yaşıyordu ve başka bir yer görmemişti. Onun dünyası sadece tekneye gelen misafirlerden ibaretti ve bugün gelen genç çocuk onun kalbine dokunmayı başarmıştı. Kaptan akşam olduğunda kıza banyo yaptırmıştı ve onunla ilgileniyordu. Genç çocuk güvertenin camından onları izlemeye başlar. Kız çocuğu fark etmiş ve ona gülümsemeye başlamıştı. Ertesi gün süresi dolan çocuğun artık tekneden ayrılma vakti gelmişti. Çocuk tekneden ayrılırken kulaklığını kızın onun kulağına takar ve müzik çalarını kıza hediye eder. Teknenin dışında bir yaşamı olmayan kız için bu müzik çalar büyük bir keşif olmuştu. Kızın dış dünyaya olan ilgisi artmaya başlamıştı ve kaptan bu durumdan endişeleniyordu. Yaşlı adamın baskısından sıkılan kız onu kıskandırmak için başka erkeklere yakınlaşmaya başlamıştı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kızın yeni hayatı için neyi tercih edeceğini merak edenlerle filmin ikinci bölümünde buluşalım. Kıza aşık olan çocuk bir kez daha tekneye gelir ve bu kez geceyi kızla geçirirler. Kızı kıskanan yaşlı kaptan onları önlemek için elinden geleni yapar. Fakat çocuğun ziyaretleri daha da sıklaşmıştır. Son gelişinde kızın 10 sene önce verilen kayıp ilanıyla gelen çocuk yaşlı adamın elinden kızı almak ister. Öfkelenen adam eline okunu alır ve çocuğu vurmak ister. Kız çocuğun önüne geçerek onu kaptandan korumaya çalışır. Kızın çocuğa aşık olduğunu ve ondan vazgeçmeyeceğini anlayan kaptan okunu yere indirir. 10 senedir evlenmek için büyüttüğü kızın elinden kaçıp gitmesine dayanamayan adam intihara kalkışır. Fakat kız ipi keserek onu engeller. Onun boynundaki ipi çıkaran kız, adamın evlilik isteğini sonunda kabul eder. Teknede yaptıkları dini nikahın ardından adam artık isteğine kavuşmuş ve kızla evlenmişti. Nikahın ardından adam okunu alır ve yayla bir gemici şarkısı çalar. Kız uyuyakaldığını gören kaptan bir ok çıkartır ve havaya fırlatır. Daha sonra tekneni burnuna çıkar ve denize atlar. Her şeyden habersiz bir şekilde uyuyan kız gökyüzünden düşen okla birlikte kalbinden yaralanır. Yaşlı kaptan evlenmek için yıllardır büyüttüğü kızı sonunda cani bir şekilde öldürmüştü. Filmi sevdiyseniz Sinema Defterim kanalını takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.